Turbo pervanesini dağıtan aracın turbo göbeğini değiştireceğiz. Nasıl yapıldığını hep beraber izliyoruz. Veskeç yerinden ayrıldı. Onluk sabitleme cıvataları yerinden söküldü. Göbek yerinden ayrıldı. Baksanıza arkadaşlar. Oo. Paramparça ve her yer yağ içinde. Tamamen mahvolmuş. Turbo geri dönüş borusu sökülüyor. 2 adet sabitleme cıvatası mevcut. Bu şekilde işaretliyoruz. Takarken de bu yönde olması gerekiyor. Geri dönüş yağlama borularının hizası aynı olması gerekiyor. Kartriç sökümü gerçekleştiriliyor. Yani Türkçe anlamıyla mantığı da bu şekilde kartuş diyebiliriz. Çoğun bıçakların arası yağlandığı için yıkama işleminden sonra tekrar kullanıp kullanamayacağımızı bulabileceğiz. Bıçakları komple yemiş arkadaşlar, dağıtmış. Bu gibi arızalarda kesinlikle işlemi geciktirmeyin arkadaşlar. Çünkü yanma odasına yağ verdiği için araç ambeliğe de kalkar. Ambeliğe kalktığında da durduramazsınız. Parçalarımızı yıkama makinesini getirdik. Şimdi güzel bir şekilde egzoz ve emme tarafları temizlenecek. İşlem tamamlandı. Parçalar gördüğünüz gibi tertemiz, cildi gibi oldu. İşlem sırası kumlamaya geldi. Parça temizlikleri gerçekleştirildi. Civata giriş noktalarına kılavuzlar çekildi. Yeni kartriç 0 olarak temin edildi. Şimdi montaj aşamasına geçiyoruz. O-ring takıldı, yağlaması gerçekleştirildi. Şimdi emme tarafla birleştirmesi gerçekleştirildi. Onluk sabitleme civataları takılıyor. VNT temizliği tamamlandı. İlk başta hiç oynamıyordu. Şu an gayet güzel. Onluk sabitleme cıvataları takılıyor. Yeni geri dönüş contası takıldı. Sabitlemesi gerçekleştiriliyor. Şimdi turboya basınç ayarı yapılacak. Cihaza bağlamak için aparatlarımızı takıyoruz. İşlem tamamlandı. Şu an basınç ayarı olması gerektiği gibi. Turbo işlemi tamam.